Şimdi burada beyler de var, hanımlar da var. Bir tane beyefendi ev akşam yemek yemeye gitti. Hanımı yemek yapmamış. Bey de sinirlendi. Dedi ki sen bana nasıl yemek yapmıyorsun dedi. Aralar bir tartışma oldu. Hanımefendi çıktı karakola gitti. Şikayette bulundu. 6 ay evden uzaklaştırma cezası alıyor. 6 ay sonra bu adam eve gittiği zaman hanımıyla aynı muhabbeti zaten yaşayamaz. Aynı birliktelik sürdürülemez. Avrupa'nın uygulamadığı yasaları niçin biz uyguluyoruz ya? Avrupa'nın uygulamadığı yasaları niye biz tatbik ediyoruz? Eşcinsellik Derneği'nin şu an Türkiye'de faaliyette olduğunu biliyor musun? LGBT derneklerinin şu anda sürdürüldüğünü, dernekleştiğinden haberiniz var mı? Bunlar CHP döneminde yapılmadı. Bunlar bu iktidarın döneminde yapıldı. Bu iktidarın döneminde yapıldığı için biz sesimizi yükseltiyoruz. Maneviyat aşağıya indi. Maneviyat yerlere yeksan edildi. Sıkıntımız bu. Derdimiz bu. Peki bunlar nasıl çözeceğiz? Cenab-ı Allah'ın koymuş olduğu bazı kurallar var. Bir de bizim ecdadımızın koymuş olduğu bazı kurallar var. Nedir bu? Örfümüz, adetimiz, yeme adabımız, içme adabımız. Türkiye'de şu anda SMA hastası olan Çankırı'da bir evladımız var. Ömer Alp. Yaşasın diye şu an kampanya yapılıyor. Bu çocuğumuza bir yıldır yeterli parayı toplayamadı. Çünkü ücret ne kadar? 2 milyon dolar. Her gün kur yükseliyor zaten. Sen istediğin kadar TL bağış yap. Senin bir gün verdiğin 200 lira yarın yok oluyor zaten. SMA hastalarına destek verilmeyen bu hükümet cinsiyetini değiştirmek isteyen kadına erkek, erkek kadın yapacak ameliyat masrafını Avrupa fonundan veriyor. Haberiniz var mı? Yok. Çünkü bunlar anlatılmıyor. Bunlar televizyonlarda ifade edilmiyor.